Cesur birisiniz. Hangi konuda? Hayat, yaşamak. Yok, riskleri hayır, o kadar göze almak. Yok, o kadar cesur bir insan değilim. Korkar mısın? Hmm, mesela ben çok kolay korkarım. Kaygılıyım. Nelere kaygılanıyorsun mesela? Hmm. Birincil kaygılarım ailem ve çocuklarımla ilgili. Tabii. İkincil kaygılarım çevremdeki insanlarla ilgili. Üçüncül ama en önemli olan ülkemle ilgili. Dördüncü de dünyayla ilgili. Yani Gazze'deki yaşanan olayları ve o soykırımı gördüğünüzde sakin kalamıyorsunuz. Evet. Günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama bir tarafta dünyanın bu kadar adaletsiz olması canınızı acıtıyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece sosyal medyadan paylaşım yapıp işte kitlesel ya da örgütsel bir ses çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu da bir paydaşlık. Çok küçük haberlerde bir katkı izlemiş olduğum çocuklarla ilgili konular mesela toplumdaki çocukların mağduriyeti, çocukların mağdur edilmesi, çocukların ihmali, çocuklarla ilgili ihmalkarlığın olduğu ve bunu kişilerin, ebeveynlerinin ya da kurumların yapıyor olması beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Bence en büyük kaygılarımdan biri de bu. Tam da aslında onu soracaktım. Yani genelde çok da pozitif olmayan hikayelerle uğraşıyorsun ya, insanlarla, hikayelerle, olaylarla. Nasıl ondan sıyrılıp eve İdris Ali'ye, Ömer'e, eşine, Ali'ye dönebiliyorsun? Orada bir marifet göstermek gerekiyor galiba, değil mi? Şöyle tanımlasam yanlış olmaz herhalde. Bir doktora gittiğinizde, hastalığınızı doktora anlattığınızda, doktor size şeker hastası tanısı koydu. Siz gittikten sonra sizin için çok üzülmez. Yok canım. Ne olacak? Size bir reçete verir. Sizin için, sizin hastalığınızla ilgili size bir yol göstericilik yapar. Yani bu sonra işler işine ki, bakar siz yani. Bu ara siz hastasınız, sizin hastalığınızın çözümü bu. Kendinize iyi bakacaksınız. Tabii. Yapmış olduğum işte de, programda da onların sorunlarını masaya yatırıp çözüme ulaştırdığım için, çözüme ulaştıracağımı bildiğim için rahatım eve gittiğimde. Çünkü onlar şunu biliyorlar ya da seyircimle aramda bir güven bağı var. Yani Esra bunu söylüyorsa doğrudur. Esra bu böyle bir sorunla karşılaştıysa bunu çözmek için elinden geleni yapar. Hiç kimse hakkında yanılmadın bugüne kadar? Kişilerle ilgili hani yorumum değil. Tabii ki yanılıyorum. Birisinin üstüne çok fazla gidip sonra hiç de düşündüğün kadar suçlu olmadığını, neredeyse masum olduğunu görmedin mi hiç? Ben kimseyi yargılamam. Kendi içinde. Programda yapmazsın biliyorum da. Ha, kendi içinde mi? Yani birisini bellemişsin mesela, onun üstüne gidiyorsun. Bir süre sonra anlıyorsun ki galiba o kadar da. Yani ben bir soruyu sorarken boşuna sormuyorum. Aslında o soruya verilen cevap o kişiyle ilgili ne düşünmemi sağlıyor. Üzerine sorduğum birkaç soru kişiyle ilgili bana bir küçük fikir de olsa veriyor. Bir fikir veriyor. Ama şu da var. Şimdi her olay için bunu değerlendiremem tabii ki, belli suçlar için özellikle. Bulunduğunuz hayat, bulunduğunuz şartlar, yetiştirilmeniz, anne babanızın size öğrettikleri, çok şanslı olmayabilirsiniz hayatta. Yani o şanssızlığın, o eşitsizliğin farkında olan biri olarak o yüzden kimseyi kolay kolay yargılamam. Hmm. Ben de öyle yapmamaya çalışırım. Demin gözyaşı dökmene sebep olan şey bize asla anlatamayacağın bir kayıpla mı ilgiliydi? Aslında bir kayıpla ilgili değil. Çok şükür sevdiklerim yanımda ve hayattalar. Onların sağlığı için hep dua ediyorum. Sadece bir an onun empatisini yaptığımda hani Ali'yi düşündüm. Ha, tabii ki. Anladım. Yani hikayenin içerisinde kendime döndüğüm için. Tamam, tamam zaten aradığımız evet. Böyle bir şey. Yani aradığımız seni ağlatmak değil elbette, konuğumu ağlatmak değil ama. Empatinin ne kadar zahmetli, zor bir şey olduğunu anlatmak. Yani onu kaybettiğimi düşündüm. Bir kere yani onu alıp doktorun söylediği o 3 aylık süreç için ve onu daha fazla yaşatmak için verilmiş bir mücadele çok takdirlik bir şey. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Hayat o kadar kolaycılığa döndü ki. Çok haklısın. Onu 5 yıl daha yaşatmak için kendi ömründen ne kadar verdiği. Çok ciddi bir fedakarlık. Gerçi 100 yaşına kadar yaşamış olması belki bizim için teselli Semiha Hanım'ın ama çok herhalde canı yanarak yapmış olmalı. Hiç de kolay bir şey değil. Ya beni acının kendisi değil, o acının içerisindeki verilen mücadele etkilediği için sanırım biraz da gözümün dolma sebebi bu. Anladım. Peki Kara Duvak 2011'de ve Sessiz Kadınlar 2013 adlı iki kitabım var. Kadın hikayeleri anlatıyorsun buralarda, değil mi? Türkiye'de kadına bakış açısı ve kadına yönelik şiddet
konusunda ne düşünüyorsun? Biraz mobbingi ve iş zorluklarını konuştuk. Şiddet konusunda da bir iki bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Şiddet kesinlikle şiddet uygulayan, şiddet gösteren artık bence kadınlar bu konuda çok ciddi bir farkındalığa erişti. Yani bunun sadece fiziksel olmadığını, psikolojik olduğunu, tabii, ekonomik olduğunu, cinsel olduğunu, sözel olduğunu, bazen bir sözün bir fiziksel temastan çok daha ağır olduğunun farkına varabildi. Benim için kesinlikle programda da ve vermiş olduğum mesajda da şahsi olarak kendi Esra Erol düşüncemde de cezalandırılmalı. Ve bunu yapan kişinin onu yapması haklılaştırılmamalı. Ve kabul edilmemeli. Normalleştirilmemeli. Normalleştirilmemeli. Asla bu duygusallaştırılmamalı. Mesela daha yakın bir zamanda bir kafede bir genç delikanlı, evet, ona kahve veren, işte kahveyi kalp hazırlayan yapıyor, kişi bir kalp koyuyor. Muhtemelen herkese yapıyor. Evet, herkese yapıyor. Herkese çünkü yapıyor, onun mesleği, çünkü o yani. Yani çoğu zaman benim de işte bazen öyle güzel bir Esra Erol yazıyor ki, bazen öyle güzel çiçekler, kalpler, bir bazen hiç bilmediğim bir figürü bile çizebiliyor. Ama erkek arkadaşı bunu bir kıskançlık duygusu altında o kişiye şiddet uyguluyor. Evet. Şimdi ben o hanımefendinin, onun kız arkadaşı yerine düşündüğümde bu adamın onu sevdiğini asla düşünmemeli. Çünkü onun iletişim yolu... Sevgi böyle bir şey değil tabii canım. Öfke. Onun iletişim yolu şiddet. Bugün... Kibir bu. Boş, zayıflık, boş ve kibir, çaresizlik. Boş kibir, evet, evet. Ya ben şiddet uygulayan insanların kendini ifade etmekte zorlandığını, ifade yeteneklerinin olmadığını, kendilerini ve duygularını anlatamadıkları için kaba kuvvete başvurduklarını düşünüyorum. Ve bu sebeple de asla benim nezdimde affı yok. Evet. Sadece evet, fiziksel değil, yani sözel ve hakaret, her şey bunun kapsamında. Tabii ki bu erkekten kadına doğru şiddet üstüne bunları konuşuyoruz ama şiddetin her türüyle her ilgili türü, de ya mesela hayatımızdan mümkün benim olduğu kadar. Daha programda ön plana çıkardığım ve aslında toplumun dikkat kesilmesi gereken bir konu var ki çocuklara şiddet. Ya. Aile içerisinde ebeveynlerin onları yetiştirme, eğitme, disipline adı altında sözel bir şekilde. Zaten baristayı baristaya saldırıp eşek sudan gelene kadar dövmeye kalkışan arkadaşın problemi o kafede başlamadı. Doğduğu gün başladı. Eğitimiyle başladı. Evdeki eğitimi ve sonra okuldaki eğitimi falan. Topyekun dökülüyoruz ya, yani. Babanız, bunun bilimsel karşılığı da var. Yani babanızın annenize şiddet uyguladığını görerek büyüdüyseniz ya, sizin annenizin eşinize sessiz kalmak evet, zorunda kalışını veya kaldığını ya hayatınızdaki görmek, kadınlara şiddet uygulama oranınız çok ciddi artıyor. Yani o, çünkü sizin ezberiniz, bildiğiniz ve gördüğünüz bir şey. Ayrıca bunu görmüş olmak ileride uygulamak için de bir müktesep yaratmıyor. Eğitim diye bir şey var. Doğruyu, tabii eğriyi ki, ayırmak anlatamadığınızda var. Anlatamadığınızda öfkeyle susturma. Evet. Bu bir şiddet eyleminden başka bir şey değil. Hiçbir fikir içermiyor. Evet. Yani. Ben konuşmayı seven, iletişim kurmayı seven biri olduğum için duyguları ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben, çok yolu var değil mi? Çok yolu var. Yani bir de şu var, bence size dargınım. Size kendimi ifade edersem siz de kendinizi ifade etme fırsatı bulursunuz. Ya Esra, sen öyle düşünmüşsün ama bu senin kendi düşüncen. Halbuki ben o sırada böyle yapmak istememiştim diye. Halbuki aramızda yeni bir dil oluştururuz. Evet. Zaten bence dünyadaki şu andaki en büyük problem kötü iletişim. Aile içerisinde kötü iletişim. Arkadaşlarımızla, çevremizle kurmuş olduğumuz ilişkilerdeki kötü iletişim. Şunu da eklemek isterim. Yani konuşamıyoruz, dinlememiz de yok. Bravo. En büyük problem. Bence dinlemiyoruz. Dinlemiyoruz. Dinlemiyorsan ne konuşacaksın? Duymuyorsan ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın?